Hala kendimi sınava hazır hissetmiyorum. Aslında bunun açıklaması ne biliyor musun? Kendimden emin değilim. Birçok bilgi okudum, birçok bilgi ezberledim, testler çözdüm, kaynaklar bitirdim, denemeler çözdüm ama hala emin değilim. Hani şu yazılılar vardı, 90-95 almış olsak bile yazıların ilk 10 dakikasında falan hiçbir şey bilmiyor gibi olurduk. Üniversite vize finalleri de inşallah çok yaşayacaksın bunu. Böyle birkaç dakika hiçbir şey bilmiyormuş gibi, yani hiçbir bilgiden emin değilmiş gibi olacaksın. Peki neden? Aslında duygusal tarafta kendinden emin olmak istiyor. Yani bilgilerle alakalı taktik aslında çok net. Son tekrarları hala devam ettirmek. Sınav günü bile ben bu son tekrarlarımı yaparım, yapmalıyım da. Ama duygularım da benden emin olmamı istiyor. Nasıl bir eminlik bu? Hani bir söz var, kendine güven diye. Kendine güven de yeterli mi? Değil. Ben bazen bakıyorum hayattaki kendi çapımdaki başarılara, ben mi başardım diyorum. Asla. Öz güven dediğimiz oradaki kısmı bir parçalayalım mı? Öze güvenme dediğim hadiseye yaklaşman lazım. İçerideki öz senden başka bir şey başarabilir. Yani sen elinden geleni yaparsın ve gerisi senden bağımsız ilerler. Sen buraya kadar mücadele edersin, o gün her şeyi ben kontrol ettim deme. Çünkü ne başarısızlık sana mal edilebilir o saatten sonra, ne de %100 başarı. İçerideki öze güven tayfa. Bak buraya kadar geldik. Zihninde 10 tane kuruntuyla son günleri geçirme. 5 tane, 10 tane kafamda soru işareti. Neymiş? Ya kazanamazsam? Ya olmazsa? Ya şöyle olursa falan filan. Bunu düşünmeyen bir tane insan var mı acaba? Yok biliyor musun? İş dünyasında da bu böyledir. 50-60 yaşına gelmiş insanın da hayatında bu tarz soruları vardır. Yani bu hayat boyunca, ömrümüz boyunca bizimle beraber gelecek olan bir şeydir. Peki niye vardır ki? Kendimize olan eminliği arttırmak için vardır. Bu aslında iyi bir şeydir. Fakat sadece yönetilmeyi bekler. Şu dakikadan itibaren yönetmen gerekiyor tayfa. Ne zaman bu soru gelirse eminim kendimden de. Eminim ben bu işi başaracağım de. İnşallah sonuna kadar mücadele edeceğim de. Sonrasında gelen sonuç tamamdır. Tamamdır de. İyisi de gelse, kötüsü de gelse o benim sonucum olacak. Kendine bunu sürekli söyle tayfam ve son gün geldiğinde, son konuşmamızı yaptığımızda inşallah o sınava çok güzel şekilde gideriz beraber. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Güle güle.